ise babam. Kırdın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Ah, geri gelse de bir görse babam. Kırdın çiçeklere dönmüş hayat, herkes yalan. Pislikler. Ya ne olur yapma ya. Daha ilk günden dışlanmayalım. Ezeyim benim ya. Kızım biz ne yaparsak yapalım dışlanacağız zaten. Kızlar. Yurtta konuştuk. Burası sizin için bir fırsat. İyi değerlendirin. Artık geçmişi bırakıp geleceğe bakın. Tamam Feride Hanım. Ben şimdi kayıt işlemlerinizi yaptıracağım. Rehber öğretmeniniz zaten size sınıflarınızı gösterir. Dediklerimi unutmayın, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Nazan teyze beyin nakli falan mı yaptırmış? Ya nereden esmiş bunlara burs vermek? Ne bileyim, belki dersleri falan çok iyidir. Yıl ortasında garip değil mi? Anneme bak ya, bütün kaşarları okula toplamış. Bütün sınıflarda ne kadar az öğrenci var. Özel ders gibi. Evet çocuklar. Tanzimat'tan sonra Batı edebiyatından roman, anı, hikaye, fıkra, makale gibi çeşitli türler edebiyatımıza dahil oldu. Bu türler sayesinde de fikir hayatımız oldukça çeşitlenip gelişti. Bakma boş ver. Gerizekalılar. Oha. Şunların tiplere bak. Niçin fısıldaşıyorsunuz? Derste cep telefonu yasak. Kaç kere daha söylemem gerekiyor? Kapat şu telefonu. Enteresan bir haber vardı hocam, ona bakıyordum. Yeni gelenleri de ilgilendiriyor. Ver bakayım şu telefonu. Kapat şu telefonu. Bir daha da görürsem yıl sonuna kadar masama kilitlerim. Anlaşıldı mı? Gördü. Evet ya. Tamam çocuklar. Bir dahaki ders devam ederiz. Hocam bir şey soracağım. Hiç utanmanız yok sizin ya. Ya. Benim başıma bunların yarısı gelse ben sokağa bile çıkamazdım. Ben de öyle sanıyordum. Ama insan nelere katlanıyormuş. Kezban ya. Defne yeter. Ya biz sizi istemiyoruz.
Geldiğiniz yere geri dönün. Kes lan. Biz de buranın meraklısı değiliz kızım. Niye geldiniz o zaman? Mecbur kaldık, tamam mı? Ya siz gidip baraj okullarda okusanıza ya. Anca oranın derslerini alır kafanız. Ya Defne, salak salak konuşmasana. Ya sana ne be? Ya sen benim eskilerimi giymişsin. Hala ne konuşuyorsun? Yürü.